akaryakıta, mazota zam var bugün. Yine böyle haberi geldi. Bu ne demek? Akaryakıta zam, her şeye zam demek. Korkudan büyük de yazamıyoruz. Valla ben 5'i küçük görünce 2,5 zam. Olur mu 2,5? 25 milyon kilosu ya. En kırsal kesimde 25 milyon salatalık olur mu? Çocuk evde istedi ama almadan gideceğim. Alamıyorum. Daha önce hiç böyle bir etiket yazdınız mı? Hiç, kesinlik. 32 senedir pazarcıyım, böyle fiyat görmedim. Zam kaynağı mazot. Mazot düşürülürse bu fiyatlar uygun olur. Yoksa mümkün değil. Bu köprü ücretleri, otoban ücretleri pahalı olduğu sürece, mazot pahalı olduğu sürece İstanbul'u pahalı yemek zorunda. İstanbul tek değil, Türkiye'nin her tarafı öyle. Çare mazotta indirim diye sesler yükseldikçe aksine zam haberi geldi. Mazot bu gece yarısı itibariyle 80 kuruş daha pahalı olacak. Sadece 2 ay önce 9 lira 30 kuruşla tek haneyi son kez gören motorin 15 liraya aştı. %65 zamlandı 2 ayda. Alabiliyor muyuz? Kaç paradı bir sor. Patlıcan ne kadar? 28 lira. Ya 28 milyon. Gel al da ye, hiçbir şey yok, hiçbir şey. Pazara geliyoruz böyle gözümüzü karaltıp geri gidiyoruz. Alma malma yok. Ah bak böyle boş. Yok. Mazotun artışı üretimden nakliyesine maliyet artışı demek. Yani çarşı pazarın ateşi iyice harlandı. Tüketiciyle pazarcı öyle karşı karşıya geldi ki esnaf artık etiket yerine rica yazmaya başladı. Kilosu niye 15 diyorlar mı size? Diyorlar tabii, sahtekar dedikleri bile ne oluyor? Ciddiyim ya, yalan atmıyorum. Adana'dan buraya 10 bin liraya geliyorum ama 6 bin 7 bin lira mazot yakıyorum. Fatih Sultan Mehmet yasak bize. Sadece Yavuz Sultan Selim'e zorladılar. Karşıyla buranın arasında 1000 lira fark ediyor. Buraya geldiğimiz zaman direkt ben 1000 lira üstüne atıyorum. Sakine ile misafiriyle yaklaşık 20 milyonluk şehre, İstanbul'a gıda taşımak kolay iş değil. Kilometrelerce yol kat ediyor sürücüler ama Anadolu'dan gelen kamyon ve tır sürücülerine İstanbul'un sadece tek bir kapısı açık. O da en pahalı kapı. Kamyon ve tır sürücüleri Bayrampaşa'daki yaş sebze ve meyve haline gelene kadar maliyetleri katlandıkça katlanıyor. En yüksek kalemse mazot ve üstelik yeni bir zam daha kapıda. 80 kuruşluk artış belli oldu. Benzini de solladı. Üretimin ve nakliyenin olmazsa olmaz yakıtı 16 liraya dayandı. Benim Hatay'a gidiş geliş zaten 16 bin lira masrafım var. Hani gördüğünüz şu depolara bakabilirseniz 850 litre. Maydanoz getiriyoruz. Maydanoz bizim orada yetişiyor. Hatay'da yetişiyor. Maydanoz burada. Bir kasa maydanoz şu anda 100 lira. Maydanoz bak en ucuzu 4 lira. Kıvırcık 7 lira. Gel al bunlara. Bunlar kime konuşacağız? Kime diyeceğiz? Kime anlatacağız? Derdimizi kim dinleyecek? Dinleyecek kişiler gelsinler. Bunun peki bağı eskiden ne kadar? Eskide 1 milyondu. Daha mı büyüktü bir de? 3 misli. Yani sadece etiketler yükselmiyor. Bağlar da aslında gittikçe eriyor. Biz bir bağ maydanoz hesabı yapıyoruz ama bu bağlar da eski bağlar değil. 4 tane portakal aldım. Her gün bir tane yiyeceğiz. Kaç kişi yiyecek o her gün bir tane? İşte. Misafirlere vermeyeceğiz. Bir şeyler olsun, zamlar geri çekilsin. Yazık, günah bize de ya. Yazık, ben böyle hayatı ben hiç ömrümle 70 yaşındayım görmedim. Görmedim yavrum, görmedim.